Son bir haftadır tüm Türkiye'nin konuştuğu Ozan Güven ile Deniz Bulutsuz olayının perde arkası henüz aralanmamışken her gün yeni bir habere uyanıyoruz. Doğrunun, yanlışın, iyinin, kötünün gün yüzüne çıkmadığı bu olayın tüm bilinmeyenlerini gelin birlikte ortaya çıkaralım. Bunun için en başta Ozan Güven'in kendisinden yaşça küçük meslektaşı Yusra Geyik ile ayrılıp Deniz Bulutsuz ile aşk yaşamaya başladığı günlere gidelim. Magazin basını Yusra Geyik ile Ozan Güven ayrıldı mı, ayrılıyor mu haberleri yaparken ünlü oyuncu bir anda Deniz Bulutsuz ile ortaya çıktı. Aşklarını kameralardan uzak yaşamayı tercih eden ikili ilk olarak Mart ayının sonlarında objektiflere takıldı. Deniz Bulutsuz ile ilk kez görüntülenen Ozan Güven her zamanki gibi gergin tavırları sergiledi ve böylelikle ertesi günü manşetini belirledi. O akşam Deniz Bulutsuz hakkında ser verip sır vermeyen Ozan Güven ilerleyen günlerde sevgilisiyle bir kez daha görüntülendi. Sokağa çıkma yasağının olduğu 24 Nisan gecesi doğum gününe katıldığı yakın dostu Cem Yılmaz'ın evinden dönerken görüntülenen Ozan Güven kendisine yöneltilen soruları yanıtsız bırakarak yine habercileri şaşırtmadı. Ozan Güven ilişkisine her ne kadar kameralardan uzak yaşamak istese de karantina günlerini sevgilisi Cem Yılmaz'ın evinde geçiren Serenay Sarıkaya aşk bombasını patlattı. Serenay Sarıkaya yan villada oturan Ozan Güven ve Deniz Bulutsuz ile birlikte geçirdiği eğlenceli anları sosyal medyada paylaşınca ikilinin ilişkisi böylelikle belgelenmiş oldu. Sarıkaya okey taşlarını alnına yapıştırdığı bir fotoğrafı Instagram hesabında iki tane okey elden geldi diye alnıma gururla yapıştırdığıma bakmayın bir türlü yenemedik şu çifti notuyla takipçilerinin beğenisine sundu. Serenay'ın paylaşımının ardından bir paylaşımda Deniz Bulutsuz'dan geldi. Sosyal medya uzmanı olan Deniz Bulutsuz Instagram'dan sayfasında sevgilisi Ozan Güven ile birlikte ilk kez bir paylaşımda bulundu. Bulutsuz paylaşımına iyi ki doğmuş sevgili. El ele olunca bir şey olmaz derler notunu düşerek aşkını ilan etmiş oldu. Ozan Güven ise tabii ki sevgilisinin romantik paylaşımını karşılıksız bırakmadı. Peş peşe doğum günlerini kutlayan ünlü çiftten Ozan Güven sevgilisinin kaskını sosyal medya hesabında yayınlayarak iyi ki doğdun ifadelerini kullandı. Ancak romantik paylaşımlarıyla parmak ısırtan çiftin ilişkisi bir anda tepetaklak oldu. Ozan Güven ve Deniz Bulutsuz 1 Temmuz günü darp iddialarıyla magazin gündemine bomba gibi düştü. İddialar doğru mu, yanlış mı diye tartışılırken ilk açıklama Deniz Bulutsuz'dan geldi. Aynı gün içerisinde paylaşım yapan Bulutsuz, 13 Haziran 2020 Cumartesi sabaha karşı kamuoyunca bilinen bir ilişki yaşadığım Ozan Muharrem Güven tarafından kendi evinde 1 saatten fazla süren ağır fiziksel şiddete maruz kaldım. Şiddet gördüğüm sırada evden çıkmama izin vermeyerek canıma kasteden, fiziksel ve duygusal şiddetin sorumlusu olan Güven'e karşı hukuki haklarımı sonuna kadar savunacağım. Kadına şiddetin hiçbir şekilde kabul edilemeyecek bir suç olduğu bir toplumda ruh sağlığımı ancak psikolojik destek alarak koruyabildiğim bu hukuki süreç boyunca şimdiye kadar koruduğum sessizliğime ve mahremiyetime saygı duymasını rica ediyorum ifadelerini kullandı. Ozan Güven'in sessizliğini koruduğu bu günlerde Deniz Bulutsuz'un darp fotoğrafları ve ikilinin birbirleri hakkında uzaklaştırma kararı aldıkları ortaya çıktı. Çok geçmeden Ozan Güven cephesinden de bir hamle geldi. Asıl kendisinin darp edildiğini iddia eden Ozan Güven'in hastanedeki fotoğrafları yayınlandı. Hemen ardından Ozan Güven, "Öncelikle birkaç gündür kamu vicdanında rahatsızlığa sebebiyet veren talihsiz olayın konusu ve merkezinde olmanın üzüntüsünü yaşadığımın bilinmesini isterim. Açıklama yapma ihtiyacım istemeden sebep olduğum bu meşguliyete karşı duyduğum sorumluluktandır. Şiddet hiçbir vicdanda aklanamaz. İster fiziksel, ister ruhsal, ister sosyal olsun kabul edilmemelidir. Tepkiyi hak eder. Tam da bu sebeple değerli kamuoyundan hukuki sürecin sonuçlanmasını beklemelerini, adalet kararını ve tepkilerini bu doğrultuda vermelerini önemli rica ederim. Ben sabrediyorum, lütfen siz de sabredin." açıklamasını yaptı. Karşılıklı dava açan ikiliden Deniz Bulutsuz'un görgü tanığı Erdem Lütfi Oraylı da yaptığı açıklamayla olayın seyrini değiştirdi. Oraylı, "Konuya ilişkin bana Baran'ı avucumun içiyle tokatlamak geçiyor içimden," dedi. Yemekten sonra arkadaşları Ramazan'ın evine gittiler. Sonraki gün Deniz saat 03.30 ile 04 arası beni aradı. Sesi ağlamaklı geliyordu. Bana Ozan'la tartıştığını ve evime geleceğini söyledi. 20 dakika sonra Ozan'ın şoförü Hasan'la geldi. Şoförün kolunu tutunmuştu. Eve girince titreyerek ve ağlayarak "Ozan beni öldürecek," dedi.
Vücudunda morluklar ve şişkinlikler vardı. Elinden telefonunu almış ve üzerine kapıyı kilitlemiş. Ozan'ın alkol aldıktan sonra Deniz'e karşı ağır hakaret ve küfürler ettiğine çok şahit olmuşundur ifadelerini kullandı. Deniz Bulutsuz ve görgü tanığı Erdem Lütfi Oraylı'nın açıklamalarının aksi yönünde konuşan Ozan Güven, kafaları karıştırırken bilirkişi raporu ortaya çıktı. Olaylı geceye dair yapılan incelemelerde kamera görüntülerinin silindiği belirlendi. Görüntülerin silinmesi henüz manşetlerden inmemişken Ozan Güven'in avukatı aracılığıyla uzaklaştırma kararına itiraz ettiği öğrenildi. İstanbul Aile Mahkemesi'ne sunulan itiraz dilekçesinde iddiaların tümünün gerçeğe aykırı olduğu, asıl şiddete maruz kalan tarafın ünlü isim Ozan Güven olduğu ileri sürüldü. Deniz Bulutsuz'un avukatı mahkemenin bu itirazı ciddiye almayacağına inandığını söyledi. Avukat, tutuklama talebiyle yeniden mahkemeye başvurmaya hazırlandıklarını şu ifadelerle açıkladı. Ortada böylesine bir darp ve suçun işlendiğine dair ciddi bir şüphe varken bu itirazın savcılık ve aile mahkemesi tarafından ciddiye alınmayacağına eminim. Biz de delilleri karartma ihtimali olması nedeniyle tutuklanma talebinde bulunacağız. Buna ilişkin dilekçemizi belgeleriyle beraber sunacağız. Hazırlığını yapıyoruz. Kadına şiddet konusunda bir hayli canı yanan Türk halkı ise Deniz Bulutsuz'a destek mesajları yağdırırken Ozan Güven'e tepkisini göstermekten çekinmedi.